Ankara'dan iyi akşamlar. Konuğumuz İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yoğundunuz. Pek çok da açıklama yaptınız. Damga vurdu açıklamalarınız, tartışıldı ama ben başka bir şeyle başlayacağım. Başka bir konuyla. Hakikaten hepimizin canı yanıyor. Çünkü Eylül'den sonra Leyla. Çok üzüldük ama tabii tüm bilgiler sizde. Ne söyleyeceksiniz, nasıl bulundu, ne görünüyor, olayın arkasında ne var, ilk bilgiler neler? Başımız sağ olsun. Yani bütün milletimizi üzen bir olayla karşı karşıyayız. Hepimizin umudu canlı bulmaktı. Yani benim de düne kadar umudum öyleydi. Bugüne kadar da umudum öyleydi. Çünkü yaptığımız bir takım teknik takipler vardı ve bu teknik takiplerde umutlanmıştık. Yani bunu kamuoyuyla da paylaşmamıştık ama bir sonuç almayı düşünüyorduk. Fakat bugün ben de Ağrı'daydım. Arkadaşlarımızdan tekrar bugün bilgi aldım Ağrı'da da. Yani durum nedir, ne noktadayız diye. Onlar da aynı umudu tekrarladılar. Ve yine de burada açıklayamayacağım bir yol üzerinden yürüyorduk. Ve bugün bu haberi alınca tam kendi köyüne 2,5-3 kilometre mesafe ve aynı zamanda dedesinin köyünde. Hı hı. Daha önce bizim arkadaşlarımızın defalarca aradıkları bir yer. Ve bu aradıkları yerle alakalı böyle bir durumla karşılaşınca onlar da yani ya biz görmedik ya biz aramalarımızda fark etmedik ya yani çocuğun cansız cesedi suyla beraber aşağıya ama o da 50-60 santimlik bir derinlik. O kadar büyük bir şey de yok. Büyük bir derinlik de söz konusu değil. İlk belirlemelerde sanki 4-5 gündür orada duruyormuş gibi bir izlenim var. Ama bunların hepsi otopsinin sonucuna göre kesin belirlenmesi gereken süreçler. İlk belirleme göre bir tecavüz yok. Allah muhafaza. Sanki sonradan oraya getirilmiş gibi bir izlenim söz konusu. Ama bunların hepsi değerlendirilmeye ve otopsinin sonucunda muhtaç. İlk belirlemeler bunlar. Ailenin başı sağ olsun. Ülkemizi ilgilendi. Ülkemizin başı sağ olsun. Ama olayın hem kriminal boyutunu hem de diğer boyutunu arkadaşlarımız takip ediyorlar. Ve bir darp var mı yok mu gibi bir sorumuz da oldu. Çünkü haberlerde de çok paylaşıldı. Çok ufak bir işaret var. Yani darp olduğuna yönelik. Zaten ufacık çocuk yani. 4 yaşında. Çok ufak bir şey gözüküyor. Darp mıdır, değil midir, başka bir yere çarpma mıdır? O da otopsi sonucunda belli olacak. Melek. Soruşturma devam ettiği için bir de hala işin üzerinde olduğunuzu ifade ettiniz. Belli ki bir ipucu var ve oradan gidiyorsunuz. Yani bu çerçevede yakın mı? Kimlerin yaptığı, ne olduğu yakın bir zamanda ortaya çıkacak gibi mi? En azından biz aslında şu ana kadar bulabilmeyi ümit ediyorduk ilk aldığımız veriler ama şöyle bir problemimiz var. Tabii çocuk olunca çocuğun hayatı bizim için ehemmiyetliydi. Yani böyle bir şey bulunur ve çocuğu gözden çıkarırlar diye bir endişemiz ve korkumuz söz konusuydu ama planlamalarımız bugün ve yarındı. Bugün böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Peki genel olarak aynı zamanda bir babasınız, İçişleri Bakanısınız. Bu kayıp çocuklar, kaybolan çocuklar ekstra bir takım önlemler alacak mısınız? Şimdi özellikle kayıp çocuklar, kaybolan çocuklar bazen üst üste gelir. Ve aslında sadece bu olaylar değil, başka olaylar da üst üste gelebilir. Örneğin trafik kazaları üst üste gelebilir. Örneğin cinayetler üst üste gelebilir. Bunlarla ilgili bizim sürekli önlemlerimiz var ama bazen şu kaçırılabilir. Aniden. Bizim teknik kabiliyetlerimiz geliştiği kadar bu olayları yapmak isteyenlerin de teknik kabiliyetleri, teknolojik kabiliyetleri gelişiyor. Ve buna ait yeni tedbirler geliştirilmesi gerekiyor. Mesela biz bunda terör, asayiş, aynı zamanda organize suçlar,
uyuşturucu, bütün bunlar da çok daha sıcak ve toplumun bu konulardaki hassasiyetini belirten bu suç unsurlarında sürekli hem teknolojiyi takip ediyoruz hem günlük meseleleri takip ediyoruz. Ama kayıp çocuklar gibi, özellikle bazı alanlarda üst üste gelen trafik kazaları gibi ve toplumu hakikaten çok üzen ve endişeye sevk eden meselelerle ilgili de şunu bilesiniz. Devlet olarak nerede bir açık varsa o açığı kapatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve dünya ne yapıyorsa bazı konularda dünyanın da ilerisinde adımlar atmaya çalışıyoruz. Bu konularda da aynı şekilde arkadaşlarımız özellikle 2-3 olay olunca hemen nedir, nasıl tedbir alınması lazım ve ne adım atılması lazım, bunun toplumsallaştırılması nasıl olur? Bu konuda çalışmalarımızı ortaya koyuyoruz. Allah bir kere daha rahmet eylesin. İnşallah bu son olur. Şimdi sizin bir açıklamanız çok tartışıldı siyaseten. Valilere talimat verdim, CHP'li il başkanları şehit cenazesinde protokole alınmayacak. Tepki de gördü. Talimat verdiniz mi? Bu kararınızın arkasında işte hükümet, bakanlar kurulu, sayın cumhurbaşkanı var mı? CHP lideri de istifanızı istedi. Ne diyeceksiniz? CHP lideri sürekli istifamı istiyor da. Yani orada bir benim açımdan bir sürpriz yok veya CHP'liler sürekli istifamı istiyorlar. Şimdi bakın, Türkiye bir terörle mücadele yürütüyor. Nasıl yürütüldüğünü milletimiz de biliyor, biz de biliyoruz. Ama bu terörle mücadelenin en önemli meselesi toplumsal destektir. Bu toplumsal destek var. Ama terörle mücadelenin bir meselesi daha var. O da şudur. Terör örgütüne de herhangi bir desteği özellikle kendi sınırlarımızın içerisinden engellemek. Yani biz bir taraftan kendi ekiplerimize, jandarmamız, polisimiz, askerimiz, istihbaratımızla bu konuda terör örgütünü etkisiz hale getirmeye çalışırken diğer taraftan da finans, lojistik, aynı zamanda beşeri kaynak, aynı zamanda medya, aynı zamanda bütün bu çerçevenin dışında uluslararası destek ve sınırlarımızın hemen dışında destek, bütün bunlara yönelik çok önemli adımlar atıyoruz. Bu ikisini eğer birbiriyle bütünleştirmezseniz, bunun bir arka planı daha var. Bunun arka planı da şudur. Sadece terörle mücadele değil, aynı zamanda terörizmle mücadeleyi de gerçekleştirmek zorundasınız. Nedir terörizmle mücadele? Okullarınızda öğretmen, hastanelerinizde doktor, yollarınız, havalimanlarınız, iş sahalarınız, gençleriniz, spor kompleksleriniz, sağlık tesisleriniz, kadın kültür merkezleriniz, gençlik kültür merkezleriniz ve oradaki vatandaşlarınız sizin kendi eşit vatandaşlığını hissedebileceği her türlü ortamı oluşturmanız gerekir. Şimdi bu terörle mücadeledeki iki ayak ve terörizmle mücadeledeki bu bir ayağı eksiksiz götürmek zorundasınız. Size bir rakam vereceğim. Yaklaşık 2625 teröristin 2013 ile 2018 arası ifadesini aldık. Ve size çok ilginç bir rakam daha söylüyorum. Bunun 580'i HDP binalarından daha gitti. Bu önemli bir şey değil mi? Önemli. Bunun bir büyük bölümü belediye binalarından daha gitti. Bunun bir büyük bölümü kurulmuş sözde sivil toplum örgütleri üzerinden daha gitti. Şimdi siz bu hattı kesemezseniz, terör örgütünün moralini alt üst edemezsiniz. Terör örgütünün hem moralini hem de hareket kabiliyetini daraltacaksınız. Türkiye'de terör en çok ne zaman oldu? 1900 hatırlayacaksınız. Sizin de bizim de yani hatırlayabileceğimiz tarihlerdir. 1990'lı yılların 91 ile 95-96 arası, 97 arası. Peki neden? Neden? Çünkü terör kendine meşruiyet arar. Eğer terör bir meşruiyet bulursa, meşruiyetle birlikte, yani terörün bir demokrasi derdi yoktur. Terörün bir seçim derdi yoktur. Terörün meşruiyet derdi vardır. Bunu demokrasi istismar ederek yapar. Seçimi istismar ederek yapar. Diğer alanları istismar ederek yapar. Ürküterek, korkutarak yapar. Ve onun hedefi sonuç almaktır. Orada ilke, kural, ahlak. 91'de kim kimle ittifak etti? SHP ile hep ittifak etti. Ve hep meclise girdi. Hatırlıyorsunuz. Tabii ki. Biliyorum. Yemin krizlerini. Orada oluşan olayları. Ne zannedilir mesela? Şöyle zannedilir. Denilir ki evet
meşru bir alana geldiler. Bu meşru alan içerisinde demokrasiyle beraber dertlerini anlatsınlar. Varsa demokratik bir problem bunları ortaya koysunlar. Varsa ekonomik problem bunları ortaya koysunlar. Varsa kimlikleriyle ilgili hakikaten sıkıntı bunları ortaya koysunlar. Peki ne oldu? Tarihin terörle mücadeledeki en zor dönemlerinden birisini Türkiye yaşadı. Maliyet, ekonomik maliyet, insan maliyeti, zaman maliyeti. Milyarlarca dolar ve zaman maliyeti ve o kadar insan. Şimdi ve şehitlerimiz, gazilerimiz ve hepimiz için o dönemde hatırlandığı zaman her birimizi kabus dolu günler olarak zihnimizde kazınan bir dönemi geçirdik. Şimdi size enteresan rakamlar vereceğim. Yıl 1987. CHP kapatılmıştı biliyorsunuz 1980 darbesiyle. 87'de SHP'nin, Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin aldığı oy %24 küsuru da var. Yıl 1989, hatırlarsınız İnönü'nün limon gibi sıkacağız ifadesiyle aldığı, reklamıyla aldığı oy %28, İstanbul'da Nurettin Sözen'in belediye başkanlığını kazandı. İstanbul, İzmir, Ankara, Kayseri gibi birçok belediyeleri, 39 belediye başkanlığı kazandılar Türkiye'de. Yıl 1991, trend böyle gidiyor. SHP 1991 yılında HEP'le beraber işbirliği yapıyor. Kaç oy aldı? %20. Orada kaldı mı? Hayır. SHP 94'te Cumhuriyet Halk Partisi ile birleşmek durumunda kaldı. Peki 95'te seçimde Cumhuriyet Halk Partisi kaç oy aldı? %10. Yani %28'e. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni şöyle görmek yanlış olur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tepede, elit, sadece kendi menfaatini düşünen, çatışma üzerinden bir siyasal zemin aramaya çalışan, bunun için DHKPC ile el sıkışabilen, bunun için bir taraftan PKK ile flört eden, HDP ile flört eden bir anlayışı Türkiye'nin hiçbir tarafında kabul edebilir değildir. Yani onun da kendine ait bir bakış açısı söz konusudur. Ve toplum, yani kimsenin oyu kimsenin cebinde değil. Toplum bunu o tarihte gördü ve CHP'ye cezayı kesti. %10'la beraber kesti. Çünkü acı olayların hepsini o süreç içerisinde yaşadı. Hem de siz bugün de mi CHP'nin aynı bir siyasi tarz yürüttüğünü söylüyorsunuz? Şimdi ben bunu şimdi söylemiyorum. Seçimden sonra da söylemedim. Seçim meydanlarında da söyledim. Televizyonlarda da söyledim. Ve tüm CHP'lileri uyardım. Partinize sahip çıkın. Oyunuzu partinize verin. Partinize niye oy vermiyor da HDP'yi öne çıkarıyorsunuz? Ve HDP'ye bir oy HDP'ye, bir oy CHP'ye diye bir anlayış ortaya koyuyorsunuz. Bu Türkiye demokrasisine de yaramayan, bu aynı zamanda neye yaramayan bir olay? Şimdi bakın, Beyoğlu %3 küsur, %16 küsur. Ataşehir %2.33, %11.52. Beylikdüzü %4.87, Beylikdüzü %10'un üzerinde yine bir oy. Kadıköy %2.47, yine Kadıköy %13. Şimdi şu aradaki farklara %8.25 adalar, %23.31. Şimdi HDP'nin aldığı oy Demirtaş'ın oyudur, %8.5. Şurada da çok net. Şimdi bu Batı'da genel olarak kamuoyu araştırmacılarının seçim sonrası söylediği, Batı'da artış oldu HDP oylarında, Güneydoğu'da azalış oldu. Kamuoyu araştırmacılarına günaydın derim. Kamuoyu araştırması yaparken kamuoyu araştırmasını okumak lazım. Seçimden 15 gün önce, 20 gün önce bu belliydi zaten. Yani CHP'ye kim oy veriyor diye baktığınız zaman HDP'ye, İstanbul, Ankara, İzmir, bu bağladığım, saydığım alanların birçoğunda özellikle CHP'lilerin HDP'ye oy verdiklerini, yani geçen seçim oy tercihini CHP'den yana kullananların bu seçimde oy tercihlerini HDP'den yana kullanabilecekleri apaçık ortadaydı. İnce'ye oy verdikleri, aynı zamanda da dönüp HDP'ye oy verdikleri apaçık ortadaydı. Ve şimdi İzmir'i görüyorsunuz. Yani %6'dan %11.5'a. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu olayın siyasi tarafı. Ve bu olayın siyasi tarafı açığa çıkmıştır. Ve CHP, HDP gibi bir siyasi partiyi meclise taşımıştır.
Ve bunun bir siyasi sonucu var. Bunun siyasi sonucunu halk tayin eder, millet tayin eder, CHP'liler de tayin eder. CHP yönetiminin de, yani DHKPC ile ben mesela CHP grup başkan vekilleri olmuştur, bazen aradım. Bu DHKPC ile ilişkilerinizi gözden geçirin. Genel başkan yardımcılarını aradım. Yanıma geldiklerinde söyledim. Bu DHKPC ile ilişkilerinizi gözden geçirin, belediyelerinizi ele geçiriyorlar. Başka alanları ele geçiriyorlar. Ve buna müsaade etmeyin. Ve sizin içinizde bazı arkadaşlar DHKPC'nin istemesiyle, isteğiyle beraber sosyal medyada operasyon yapıyorlar. Bunu yapmayın. Bunu sadece burada söylüyor değilim. Sadece onlara da söyledim. Meclis kürsüsüne defalarca söyledim. Ben İçişleri Bakanıyım ve güvenlikten sorumluyum. Bir siyasal partinin meşruiyetinin korunması bizim en önemli görevlerimizden bir tanesidir. Buradan İstanbul'a kadar Kılıçdaroğlu yürüyüş yaptı. Yaptı mı? Bir tek risk gördü mü? Bir tek risk oluştu mu? Ondan sonra iftiralar hatta ayrı. Ama bir tek risk oluştu mu? 28 bin jandarma ve polisle koruduk biz. Bizim görevimiz. Veya Türkiye'de bir diktatör ona göre yönetiyor Türkiye'yi. Ama Türkiye'de demokratik bir seçim süreci oldu. Gittiği herhangi bir yerde, herhangi bir adayının, herhangi bir milletvekilinin antidemokratik olarak, yani karşı taraftan söylenen bir söz, atılan bir sataşma, bunların dışında antidemokratik olarak devletin kendi ortaya koymuş olduğu demokrasiyi ve siyasal hakları kısıtlayıcı bir tek adım oldu mu? Hayır. Şimdi burada biz bu meşruiyet alanını korumakla mükellefiz. Biz bu meşruiyet alanını koruyoruz. Ama burada siyasetle ilgili tanımlama böyleyken bu CHP'nin kendi işidir. CHP bunu kendi içinde çözer. Ama terörle ilgili bir tanımlama var hanımefendi. Şunu bir kere hepimiz yukarıdan aşağıya değerlendirmeliyiz. Şimdi ben bugün neredeydim? Ağrı'daydım. Ben Ağrı'ya niçin gittim? Ağrı'ya 11 tane evladı olan bir babanın sadece siyasal tercihi yüzünden katledildiği ve o ailenin orada dağın tepesinde yalnız kalmadığını ifade edebilmek, devletin kendi yanında olduğunu ifade edebilmek, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla beraber oraya gideceksin ve o aileyle beraber olacaksın. Talimatıyla beraber ben oraya gittim. Ve hanımımla beraber gittim. Bir tablo gördüm. Şöyle 5-6 tane kız çocuğu dizilmişler. 3 tane ikisi küçük, birisi büyük erkek. Abileri, yaşça çok büyük bir anneleri, eş. Bir evin içerisinde mazlum ve masum duruyorlar. Şimdi ben devletin İçişleri Bakanıyım. Allah'ını severseniz, sizin evinize, sizin başınıza bir şey geldiği zaman kendimi sorumlu hissetmezsem ben neyin görevini yapayım ya? Nasıl bir görev yapayım ya? Bu arada veya benden sonra gelecek bir adam nasıl bir görev yapsın? Siz o çocuğun hangi travmayla beraber bundan sonra hayatını nasıl devam ettirebileceğimizi düşünüyor musunuz? Sadece bu mu? Hayır. Bizim Diyarbakır'da Lice ilçe başkanımızı katlettiler. Deryan Akdert'i. Çocuklarının önünde Hakkari'deki milletvekili adayımız Ahmet Buduğ'a katlettiler. Aydın Ahi'yi, Aydın Muşlu'yu evlerinden çağırarak katlettiler. Ben size defalarca. Ve 2014 Mart seçimleri. Kaç tane belediye meclis üyemiz istifa etti biliyor musunuz? Sayılarını söylesem burada herkesin aklı kaçar. Söyle. Yani siyasetin meşruiyetini zedelememek için söylemiyorum. Korkuyla, baskıyla, öldürerek, siyaset alanını daraltarak. Şimdi siz bu partiyi şu oylarla beraber Beşiktaş'ta artı neredeyse 10 puan. Ondan sonra adalarda artı 15 puan, İzmir'de artı 6 puan. Siz bu oylarla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyorsunuz. Şöyle mi düşünüyorlar yani? Düşündükleri şu mu? İki şey düşünülür burada. Evet, bu meşruiyet alanına taşınır ve bu meşruiyet alanında rahat durur. HDP diye bir siyasi parti yok ki. PKK denilen bir örgüt var. Şimdi onu soracağım ama bir yandan da demokrasi, seçmen ve seçmenin tercihi var. Böyle bakınca bir yandan bunu şöyle yorumlayanlar da var. HDP'ye seçmen bir şans daha vermiştir. Terör örgütüyle seçmen, terör örgütüyle arasına ilişkiyi bitirsin açısından diye böyle yorumlayanlar da var. Diğer taraftan HDP'nin mecliste olması, sistem içinde olması daha iyi bir şey değil mi? Hayat fantaziler üzerinden yürümüyor ki, keşke yürüse yani. Hepimiz hayatımızı fantaziler üzerinden yürütebilsek keşke. Yani böyle hülyalar, böyle bir şey yok. Bir terör örgütünden bahsediyoruz ya. Bir kıtırık bir mafya. Bir tehdit ortaya koyuyor da insanlar 3,5 ay evlerinden dışarı çıkamıyorlar. Bu kıtırık bir mafya. Ötekisi bir terör örgütü. Arkasında koskoca
bir organizasyon var. Yani PKK terör örgütü öyle hafife alınabilecek bir terör örgütü değildir. Arkasında Batı var. Arkasında ona her türlü Amerika teknoloji, Amerika Birleşik Devletleri'nin silahlarla kimleri var? Silahları var, eğitimi var. Yani daha yeni ya. Daha yeni. Yani Amerika'nın terör örgütüne sağladığı silahlar menşeileriyle beraber elimizde. Daha yeni. Şimdi, biraz bilgi verir misiniz okuluna? Şimdi bu kadar yeter. Bize lazım çünkü. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Burada bir terör örgütüyle karşı karşıyasınız. Peki Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu nasıl bunları engelleyemezseniz, bunların önüne geçemezseniz, isterseniz biraz gevşetelim güvenliği. Biraz gevşetelim. Bakalım ne oluyor? Bakalım haraçlar tekrar başlamıyor mu? Bakalım çocuklarımız orada öğretmen bulabiliyorlar mı? Çocuklarımız orada doktor bulabiliyorlar mı? Şu anda orada bir huzur ortamı var ama biraz gevşetelim. Niçin bunu yapıyorlar? Niçin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 6 puan, 6,5 puan düştük ortalama? 13 vilayet vardır, kritik vilayet. Biz burada nasıl 6, 6,5 puan düşeriz? Bunun intikamını bu milletten alacağız. Kimden alacaklar? Oradaki Kürt kardeşlerimizden alacaklar. Peki Ağrı'daki bu... de benzer mi? Yani böyle planlı bir eyleme mi geçmiş vaziyetteler? Şöyle, bölge insanı cezalandırmak için. Tabii çok net, çok planlı bir eyleme geçmişler. Ve öncesi de var, sonrası da var. Ve çok iyi de bir insan. Zaten bu dünyada ne geliyorsa bazen bu iyilerin başına geliyor. İyi de bir insan, çalışkan da bir insan. Ya 11 tane çocuğu var adamcağız bu yaşa kadar. Orada dağın başında bunları büyütmüş. Hiçbir şeye sapmadan büyütmüş yani. Çalışmış, çabalamış, gayret göstermiş ve adamı katletmişler. Aynısı diğer arkadaşlarımız da öyle oldu. Şimdi burada bu demokratik sadece insanların güvenliği yok. Bir de demokrasinin güvenliği diye 21. asrın önemli bir kavramı var. Siz demokrasinin güvenliğini sağlamak zorundasınız. Siz CHP olarak, CHP'nin yöneticileri olarak kendi seçmeninizi düşünmeden, onların onayını almadan, kendi tabanınızı düşünmeden ve onların onayını almadan sadece Tayyip Erdoğan ve AK Parti nefreti üzerinden böyle bir adım atmış olabilirsiniz. Ama devlet devam ediyor, hayat devam ediyor ve orada insanlar aynı şekilde bu hayata bir şekilde tutunmak zorundalar. Ve siz de bunu korumak ve muhafaza etmek zorundasınız. Şimdi şunu söyleyeyim. Bunu böyle yaptınız. Adam geldi. Orada infaz etti. Cumhuriyet Halk Partisi gibi meşru bir siyasi parti. Bakın tekrar söylüyorum. Meşru bir siyasi parti kendi meşruiyetini PKK'nın siyasi kolu olan HDP'nin önüne koydu. Arkasına koydu, destekledi. Ve bunu da genel başkanları ben her türlü rengi meclise soktum ve bunda başarılıyım dedi. Öyle mi? Yani bir meşruiyette oradan koydu. Bir meşruiyette Muharrem İnce'nin Selahattin Demirtaş'ı hapishanede ziyaret etmesiyle koydu. Bir meşruiyette aslen PKK ve PYD'yi Afrin'den silip süpüren başarılı bir komutanın sadece bir bahaneyle, hiç iler tutar tarafı olmayan bir bahaneyle onun apoletlerini sökerimle birlikte bir mesaj daha terör örgütüne verdi. Kim bu kişi? İkinci Ordu Komutanı. Özelliği ne? Aslında terör bölgesinde ve sınırda. Şimdi Kandil operasyonu yapılacaksa yapılacak. Kim yapacak? Metin Temelpaşa yapacak. Doğru mu? Afrin operasyonu, Kandil operasyonu. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oradaki yöneticisi konumunda olan Metin Temelpaşa gerçekleştirecek. Peki şimdi ne demek istiyor terör örgütüne? Şimdi bir seçim esnasında bir terör örgütü bu kadar morallendirilemez. Üst üste. Burada bitiyor mu? Hayır. Kandil'le ilgili çok uzun zamandan beri Türkiye'nin kendine ait bir planı var ve bu planı yürütüyor. Afrin'i önceye aldı. Bir takım stratejik önceliklerden sebep. Şimdi Kandil'le ilgili adımını atacak. Kandil'e gitmenize gerek yok diyor. Peki buradan karlı olan, buradan mesajı alan organizasyon neresi? Elbette ki PKK terör örgütüdür. Yani ayrıca bir oy HDP'ye, bir oy CHP'ye diye CHP tabanını buna konsolide etmeye çalışan bir anlayışı ortaya koyan kim? Şimdi bu kadar meşruiyetle terör mücadelesini ve teröre karşı atacağınız adımları ancak karşı taraf sorgulatır hale gelir. Ve bu, dikkat edin, biz insansız hava araçlarıyla beraber teröre karşı büyük zayiat verdik. Kimleri devreye soktular? Diyarbakır Barosu. Kimleri devreye soktular? CHP'nin içerisinde sabah akşam Twitter'larından bize küfreden adamları, hakaret eden adamları. Kimleri, bakın, kimleri devreye sok? En ufak bir operasyon yapıyorsunuz. Kimleri devreye sokuyorlar? Yani CHP gibi meşru bir siyasi partinin içerisinde sızdırdıkları ve içerisinde bulunan kişileri devreye sokuyorlar. Şimdi buradaki terörle mücadeleyi yürütmek sadece
kendi hissiyatınızla ve kendi anlayışınızla değil. Şunu söyleyeyim. İspanya nasıl bitirdi bu işi biliyor musunuz? Madrid'de yüz binler yürüdü. Yüz binler. Yüz binler terör istemiyoruz diye. Ve Avrupa bir karar aldı. Aldığı kararla birlikte Katalanları, şimdi bak şuraya bakar mısınız Allah'ını seversiniz ya. Bu seçim içerisinde bana, ben güya ben İçişleri Bakanıyım yani. Şimdi Türkiye'de diktatörüz ya biz. Allah belanı versin diyor. Ve beni ajan provokatörlükle esas itibariyle suçluyor. Şimdi seçim içerisinde yani bu açıklamadan çok önce olan olaylar bunlar. Şimdi bunu İspanya nasıl çözdü bu meseleyi? Biraz önce anlattığım gibi. Yürüyerek o Madrid'deki yürüyüş. Tüm İspanyollar biz istemiyoruz dediler. Gerek baskı. Siz anladığım kadarıyla birlikte beraber bir duruş bekliyorsunuz CHP'den. Doğru mu? Yani birlikte beraber bir duruş beklerim. Özellikle teröre karşı beklerim. Ama samimi bir duruş beklerim. Tam tersini görüyoruz. Ve tam tersini görürken bizim buna sessiz kalmamız, bunu siyaset gibi, demokrasi gibi, seçim gibi bir manevra üzerinden, bir araç üzerinden meşruiyet çıpası olarak, meşruiyet olarak orada sağlamaya çalışması elbette ki bizim kendi adımıza tedbir almamızı ve bunu toplumla paylaşmamızı gerektirir. Bu kadar açık ve nettir. Şimdi tedbirden kasıt Sayın Bakan biraz da böyle soru yanıt gidelim ki süre sebebiyle de tedbirden kasıt yani bu hakikaten valiler bu talimatı uygulayacaklar mı? Ama bir yandan da cenazeler herkes gider cenazeye. Şu Batasuna meselesini konuşayım sonra buna gireceğim. Bak Harry Batasuna konusunda bir karar verdi. Kim karar verdi? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Ya diyor ki sadece şiddet ve terör değil diyor. Ya buna sessiz kalmak, rıza göstermek de diyor. Bir partinin kapatılması ve onun cezalandırmasını gerektirir. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu bizim burada sıfır toleransımız var demektir. Sakın terörle ve şiddetle ilişkili bir siyasal partiyi ayın kararı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı. Peki Katalan başbakanı, eski veya Katalan başkanı, eski başkanı nasıl tutuklandı Almanya'da? Şiddetten dolayı mı? Hayır. Bir bağımsızlık referandumu üzerinden oradaki birlikteliği engelleyebileceğini görürken İspanya buna itiraz etti ve Avrupa bir karar aldı. Ve Avrupa'nın aldığı karar da açık ve net. Ben buna müsaade etmiyorum dedi. Ve Avrupa'nın göbeğinde bu adamlar için tutuklama kararı çıkarıldı. Ve 9 tanesi İspanya'da tutuklandı. 5 tanesi de başkanla diğer 4 eski bakan da Almanya'da tutuklandı. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu aslında dünyada terör ve şiddete yönelik ve buna rıza gösteren, sadece terör ve şiddet değil ayırıyor. Bunu rıza gösteren, bunu gönüllendiren her ne varsa buna ait ben bunu kabul etmiyorum ve bunu siyaseten men ediyorum diyor. Ve bunu bir tehdit olarak algılıyor. Şimdi bu Avrupa'nın göbeğinde olurken Türkiye'de böyle bir tabloyu kimse bana izah edemez. Hele terörün bu kadar başarılı olduğu bir dönemde, terör rakamlarının bu kadar üst düzey başarılı olduğu, içeride dışarıda, yani sadece terörü içeride Türkiye etkisiz hale getirmek, tasfiye etmek için uğraşmıyor. Aynı zamanda Kuzey Irak hattından Afrin hattına kadar, yani Azez Mara hattından bütün etrafındaki hatta kadar bir burada ciddi bir kararlılık ortaya koyuyor. Ve bu kararlılığı ortaya koyarken de bir konsept geliştiriyor Türkiye. Geliştirdiği konsept de çok açık. Artık bundan sonra ben terörün bana yapacağı saldırıyı beklemem arkadaş diyor. Neredeyse kaynağında oraya kırarım. Ha şimdi gelelim benim açıklamama. Peki ben niye bu açıklamayı yaptım? Benim derdim ne? Derdim açık. O sabah o çocuğun katli başka bir yolculuğu başlatacaktı Türkiye'de. Ve o arkadaşımızın katli, o evladın katli, hepimizin evladı bu. Bakın hepimiz bir köpek konusunda nasıl Türkiye'de bir birliktelik oluşturduk? Oluşturduk mu? Evet. Sizin evinizde hayvanınız var mı? Var. Benim de var. Puffy diye bir kedimiz var. Ve yani bunu hepimiz oluşturduk mu? Oluşturduk. Peki bu, şimdi ben bölücüyüm. Niye bölücüyüm ben? Ben CHP il başkanları gelmesin dedim cenazeye. Ben bölücüyüm. Peki CHP'nin yöneticileri niçin
bu arkadaşımızın ve bu arkadaşımız gibilerin katlinde ağızlarına ferman çekip durabiliyorlar. Ve nasıl onlar bölücü olmuyorlar da ben bölücü oluyorum. Nasıl İstanbul İl Başkanı kalkıp şehide hakaret ediyor. Askere, polise. Onlar bölücü olmuyorlar. Biz bölücü oluyoruz. İç savaş çağrısı yapmak da suçlandınız ben, diğer tarafta. Bunun neresi iç savaş çağrısı? Benimkisi bir tedbir. Ve milletime ve topluma bir şey anlatmak. Anlattığımız şey şu. Ne iç savaş çağrısı? Neyin iç savaşıymış bu? Peki, affedersiniz. Seçim akşamı hepimiz kulaklarımıza duymadık mı? Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne bütün vatandaşlarımızı çağırıyoruz demek ne demek? Hiç böyle bir şey duydunuz mu siz? Hiç kimse duydu mu? Türkiye dünyada seçimlerini en namuslu yapan ülkedir. En namuslu yapan ülkedir. Kimin kazanıp kimin kaybetmeyeceği önemli değil. Ben birçok konuşmalarımda söyledim. Defalarca söyledim. Kaç kaç biter bu seçimler? 52'ye 48, 52.5'a 48, 47.5, 53'e 47. Böyle bitti. Türkiye bu banda oturdu artık. Ve bu bantta ve bu demokratik bant hepimizi terbiye eden, hepimize bir takım öğütler veren, hepimizi ortaya koymaya çalışan. Ama şunu söyleyeyim, işin siyasi kısmını CHP düşünsün, CHP tabanı düşünsün, düşünmesi de lazım. Bak, ne söyledim? CHP 1987'den 1995'e kadar nasıl bir çizgi? Ondan sonra da barajın altında kaldı zaten. Şimdi böyle bir çizgi ortaya koydular. Teröre, özellikle PKK'ya moral vermeyi CHP tabanı da kabul etmez. Etmeyecektir. Önümüzdeki seçimlerde bunu göreceğiz. Çok net. Ama benim bunu terörle mücadele eden birisi olarak toplumla paylaşmam benim açımdan en doğaldı. Ha şimdi cenazeye gidecekmiş. Şimdiden sonra varsın gitsin istediği kadar. Bugün Kahramanmaraş'ta şehit cenazemiz vardı. Gitti mi kimse? Hani gideceklerdi. Topyekun hep beraber kol kola gireceklerdi. Gideceklerdi. Gitselerdi. Peki bu... Ve yani benim orada söylediğim sadece il başkanları. İl başkanları olarak söylediğim de şudur. Ben de il başkanlığı yaptım. Hı. İl başkanlığı bir siyasi partinin önemli kurumsal kimliklerinden bir tanesidir. Ve ben İstanbul'da il başkanlığı yaptım. Yaklaşık 3,5 yıl il başkanlığı yaptım. İlçe başkanlığı da yaptım. Ha buna kimse ses çıkarmıyor. İl başkanları da ses çıkarmıyor. Peki bu il başkanları toplumla birlikte değiller mi? Milletle beraber değiller mi? Herkes mi HDP'ye oy verilmesini istedi yani? Herkes mi HDP'nin baraj geçmesini istedi? Herkes mi PKK'nın moral bulmasını istedi? Elbette ki böyle değildir. Ve bütün bunlarla ilgili, yani şimdiden sonra istedikleri gibi gidebilirler. Yani diyorlar ki İçişleri Bakanı'nın buna yetkisi yok. İçişleri Bakanı her şeye yetkisi var bu konularda. Yetkisi var. Evet, nasıl kanunun verdiği yetki. Ha, bir tane cahil bir adam bir laf söylüyor. İçişleri Bakanı'nın cenaze müziğini değiştirme yetkisi var. Öyle mi? İçişleri Bakanı'nın cenaze nizamnamesini oluşturabilme. Onların kafası 15 Temmuz öncesinde kalmış. 15 Temmuz öncesinde ayrı bir şey. Bugün ayrı bir şey. Ancak şunu söyleyeyim. Buradaki benim söylediğim açık ve nettir. Ey CHP tabanı. Ey CHP'liler. Buna sessiz kalmayın. Bu kadar açık. Ha, bundan sonra kim giderse gitsin. Ne yaparlarsa ister protokolde dursunlar, ister ön tarafta dursunlar, ister arka tarafta dursunlar. Ama benim bu ülkenin bir vatandaşı olarak, bir evladı olarak bunu söylemek vazifemdi. Ve ne söylerse söylesinler. CHP'nin klasik bir taktiği vardır. Hakaretlerini daha yükselterek, iftiralarını daha fazla yükselterek, daha fazla bir araya gelerek o şeyden kalma, geçmiş sol alışkanlıklardan kalma bir tirattır. Böyle bir onu sürekli kendileri ortaya koyarlar ve yaparlar, gerçekleştirirler. Bundan çekineceğimizi ve korkacağımızı düşünüyorlar. Ya bizim bu işlerin içerisinden çok geldik, çok geçtik. Ne hakaretten korkarız ne de bu tip işlerden. Ama görevimizin eksikliği yüzünden bir vatandaşımızın bununun kanaması söz konusu olursa bizi rencide eden olur. İstedikleri kadar gitsinler. Bugün mü ilk kez CHP'nin çelengi parçalandı? Onu ben söylemeden önce parçalandı da daha önce parçalanmadı mı CHP'nin çelenkleri? Daha önce kendi teşkilatları, kendi insanları gittikleri zaman şehit ailelerinden protesto yemediler mi? Şehitlerle ilgili kaç tane şehit aradılar? Kaç tane şehit ailesi aradılar? Ben şehit olan ailelerle ilgili en sıcak anına konuşan ve o ailelerin o en belki de zor anlarında onların o büyük sabırlarını, Hande Hanım, böyle bir şey olamaz. Yani başın sağ olsun dediğin andan itibaren vatan sağ olsun diye bir cevabı herhalde dünyanın hiçbir memleketinde hiçbir insan veremez. Şimdi biz onlara karşı sorumlu değil miyiz? Olmayacak mıyız?
olmayalım. Ne yapalım? O zaman CHP, HDP'yi meclise taşısın. PKK da oradan moral bulsun. Oradaki 13-14 yaşındaki çocuklara daha çıkarsın. Şimdi daha çıkmalar niye düştü ya? Şimdi HDP demişken Pervin Buldan sizin hakkınızda suç duyurusunda bulundu. Tehdit ettiğinizi söyledi. Siz de bir açıklamanızla söylediğinin eksiği var, fazlası yok dediniz. Bir de bize bunu değerlendirir misiniz? Yani bu nasıl bir tehdit Pervin Buldan'la ilgili olan? Biraz önce anlattım. Yani şimdi PKK ile HDP'yi ayrı görmek bir yanılsamadır. Yani PKK ile HDP'yi kimse ayrı görmesin. HDP diye bir siyasi parti yoktur. Böyle bir özgür bir siyasi parti yoktur. Orada da özgür bireyler söz konusu değildir. PKK ne derse bunu yapabilme kabiliyetinde olan bir siyasi partidir. PKK ne derse, hangi adımı atarsa, hangi talimatı verirse, yani kendileri adına mecliste kendilerine çizilmiş, çok önemli olmayan çizginin dışında bir irade ortaya koyabilme kabiliyetleri söz konusu değildir. İkincisi, yani PKK onlara meclisten çekilin derlerse çekilirler, mecliste durun derlerse dururlar. Bunu bütün Türkiye biliyor. Bunu HDP'ye oy verenler de biliyor. Bunu CHP'ye oy verenler de biliyor. Bunu bütün Türkiye'deki siyasi partilere oy verenler de biliyor. Şimdi bir gerçeği söyleyince, evet o sabah o olay oldu ve ben Pervin Buldan'ı aradım. Ve bunun müsebbibinin, böyle bir bakışa sahip olduğum için, bunun müsebbibinin PKK olduğunu ve HDP olduğunu, bundan sonra beni hiçbir şekilde, hiçbir şartla, hiçbir sebeple bir daha arayamayacaklarını, ondan sonra ve söylediklerinden hakikaten daha üstte şeyler de söyleyerek, ha kişisel bir tehdidim olmaz. Benim kişisel ne tehdidim olacak? Ama PKK ve HDP'ye yönelik söyleyeceğim her şeyi hem de en usturuplu bir şekilde söylediğimi ifade edeyim. Peki efendim, şimdi mücadele noktada açıklamalarınızı yapıyorsunuz ama bir aranan teröristler listesi var. Burada kaç kişi etkisiz hale getirildi? Gelinen noktada artık iyi bir seviyedeyiz. Hayır, daha mücadele daha da kararlılıkla sürmesi gerekiyor. Bir rakamsal bir değerlendirme var mı? Benim söylediğim bir laf var. Bence terörle mücadelenin şu ana kadar fragmanını izledik. Esas terörle mücadele bundan sonra. Kandil sebebiyle mi? Kandil operasyonu sebebiyle mi? Gerek Kandil, gerekse diğer. Şimdi bakın, yani terörü tek düzey bir eline silah tutuşturmuş adamlar olarak görmemek lazım. Yani bu büyük bir çerçevedir. Biz bu çerçeveden bakmak durumundayız. Eğer biz bu çerçeveden bakamazsak yanılırız. Vatandaşımız da yanıltırız, milletimiz de yanıltırız. Yani ben Almanya'da, yani terörizme desteği engelleyemezsem, Türkiye olarak, eğer Hollanda'da terörizme desteği engelleyemezsem, eğer Amerika ile Kandil arasındaki bağı çözemezsem Türkiye olarak, attığımız adımın bundan sonra tekrar yeşermeme ihtimali zayıf olur. Bu arada teslim olan teröristler sayısı ekrana geldi. Burada bir artış mı var? Çok. Bir şu, teslim olan teröristlerde şöyle bir şey söz konusu Hande Hanım, sizin de çok hoşunuza gidecek. Yeni bir, yani eskiden var olan ama çok şu anda işlerliğe koyduğumuz bir yöntem var. Aileleri, şimdi ortam biraz güven ve huzur ortamı olunca, aileleri ikna ederek dağlardaki teröristleri adalete teslim olmaları konusunda önemli adımlar atıyoruz. Bak, Türkiye'nin bundan çok az haberi var. Geçen sene 175 terörist ailelerin iknasıyla beraber adalete teslim oldular. Geldiler, cezaevlerine gittiler. Ve inanın bu şu anda o kadar yüksek bir sayıya gidiyor ki, şu anda bu konuda 2018 ile ilgili sayı vermek istemiyorum. Yani tek bir yöntem kullanıyor değiliz. Bakın 220 terörist yaklaşık 1,5 yıldır etkisiz hale getirdik sadece üst düzey. Bunun 6 tanesi kırmızı listeden. 6 tanesi. 6 tanesi. Bu... Ve diğerleri de 6 tanesi kırmızı liste. Bunların hepsi önemli insanlar ve bunların hepsi önemli kişiler. Ve Türkiye içerisinde PKK terör örgütünün en çok sıkıntı çektiği durumlardan bir tanesi etkili terörist bulamamaktadır. Ama bu şu demek değil, eylem yapamazlar, eylem yapamayacaklar, eylem ortaya koyamayacaklar diye bir şey söz konusu değil tabii. Peki bir de tabii FETÖ ile mücadele var bir taraftan da devam eden. Şimdi bu kırmızı bülten düzenlemesi yapılamadı. Neden yapılamadı? Bunda bir ilerleme olacak mı? Yurt dışına kaçan lider kadroyla ilgili de bir gelişme var mı? Yani en çok tabii Adil Eksüz. FETÖ ile alakalı. Evet, merak ediliyor ama ona da geleceğim.
FETÖ ile ilgili şunu söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ilk andan itibaren uluslararası alanda herhangi bir eksiklik yapmamıştır. Tam tersi, hemen bu FETÖ ile ilgili arananları ve kaçanları Interpol üzerinden, iki türlü biliyorsunuz bizim yurt dışından terörist alma veya suçlu alma hakkımız var. Birisi ikili anlaşmalarla, yani Almanya ile bir anlaşma yapıyorsunuz, o ikili anlaşma çerçevesinde alabiliyorsunuz veya Interpol üzerinden, uluslararası bir ağ üzerinden bunu alabilme imkanına sahipsin. Interpol bize şöyle bir kısıt getirdi. Dedi ki, ben 15 Temmuz'u siyasi ve askeri bir suç görüyorum, bir terör suçu görmüyorum diyor. Ve diyor ki, ben sizin bana bildirdiğiniz pasaportları iptal, suç aranıyor, kayıtların hiçbirisine girmiyorum, hepsini askıya aldı. Biz yaklaşık 1,5 yıldır bu kavgayı yapıyoruz. Hem de kıyasıya bir kavga yapıyoruz. Yani birçok restler çekmemize rağmen daha bir adım atamadık. Ama orada Avrupa'nın nasıl etkili olduğunu herkes benden çok daha iyi biliyor. Yani orada bir bakış sakatlığı var. Ve bu bakış sakatlığı FETÖ'yü korumaya yönelik bir bakış sakatlığı. Biz aynı zamanda bunu da mücadele ediyoruz. Ve bir taraftan bu söz konusuyken diğer taraftan da bunu ancak ikili anlaşmalarla diğer ülke sadece Avrupa ile değil, diğer ülkelerle de ikili anlaşmalarla mümkün olduğu ölçüler içerisinde çözmeye çalışıyoruz. Şunu söyleyeyim, Türkiye güçlü bir ülkedir. Sabırlı da bir ülkedir. Bunların hepsini rahat bir şekilde aşabilecek kabiliyettedir. Hiç kimse endişe etmesin. Yani FETÖ konusunda Türkiye çok mesafe aldı. Ama bu bitmiş değildir. Biraz önce PKK için bana söylediniz. Yani PKK şöyle bir terör örgütüdür. DHKPC şöyle bir terör örgütüdür. Aman verdiğiniz andan itibaren canınızı yakar. Ve bu maliyeti öder Türkiye. Hem de çoluğumuzla çocuğumuzla öderiz. Aileleriyle öderiz. Ve Türkiye'nin büyümesiyle öderiz. FETÖ de aynı böyle bir terör örgütü. Bunlar yalnız terör örgütleri değildir. Bunlar, bunlar ya Amerika, Avrupa, yani bunlardan nemalanan ve bunları bu bölge üzerine, Türkiye üzerine endeksleyen ve buradan menfaat temin etmeye çalışan ve biz de zayıf düşürmeye çalışan bir anlayış. Biz de kendi kabiliyetimizi güçlü tutmak zorundayız. Yani bizim CHP'nin yöneticilerine esas itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetme tarzına itirazımız bu. Yoksa siyasi olarak bana ne, ona düşsün, beşe düşsün. Kendi işlerindeki kavgadır. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ama terörle mücadele, terör örgütlerini bunu bugün söylüyor olsam belki bir haksızlık yaparım. Bunu İçişleri Bakanlığı olduğumuz dönemlerde tamamen söyledim. Hele şu son ki seçim dönemleri en meşhur dönemlerdir. Çünkü toplumla yeni bir sözleşme imzalıyorsunuz. Demokrasiye göre toplumla yeni bir sözleşme imzalıyorsunuz ve bu yeni sözleşme içerisinde bunu söyledik. Defalarca söyledik. Dedik ki terör örgütünü şımartmayın. Bunun önünü alamayız. Terörle mücadelede terörle mücadele zafiyete uğrar. Bunları meclise taşırsanız yeni bir terörle terörü destekleyen yeni bir hat oluşturursunuz. Bu hattı aşmak da Türkiye için önemli sorun alanlarından bir tanesi haline gelebilir. Türkiye bu tecrübeleri yaşadı. Bir daha yaşamasın. Şimdi CHP'nin yaptığı bu tecrübeleri yaşatmak. FETÖ konusunda da aynı. FETÖ konusunda birçok iftirayla karşı karşıya kalındı. Ama Türkiye FETÖ konusunda nerede? Nerede FETÖ konusunda? Bakın bu kadar kişi açığa alındı. Bu kadar büyük bir mücadele ortaya konuldu. Hala sürüyor. Bir tek geri adım atmadık ve seçimlere gidip seçim kazanıyoruz. Millet bizi anlıyor. Bu çok açık ve net. Bütün dünya ülkeleri bizim bu konuda karşımızda olsun. Millet bizi anlıyor. Bizim ne yapmak istediğimizi ve Türkiye'yi hangi badireden kurtarmak istediğimizi çok net bir şekilde anlıyor ve bunu da oyuyla tescil ediyor. Ve bu oyuyla tescil etmekle kalmadı. Türkiye'de bu badirelerden tamamen kurtarmak için Türkiye'nin sistem değiştirmesine müsaade etti. Kime? Bir devrimci insan olarak nitelendirdiğimiz Tayyip Erdoğan'a. Süremiz de azalıyor. Hemen şunu soracağım. Adil Öksüz'ün kaçması, ne gibi aksaklıklar var? Özellikle de bu emniyet müdürü ve komiser Sakarya'da tutuklanması. Bir oluşum mu varmış kaçması için? Bunlar içinde mi? Tam nasıl bir tablo çiziyorsunuz bize? Şöyle, iki türlü ele alırım. Ben bu işte çok meşgul oldum. Bu Adil Öksüz işiyle. Gelince de hemen bir İçişleri Bakanlığı'na gelince de bir özel ekip kurduk. Ve bizim şimdi bir daire başkanı olan arkadaşımız da bu işin başına getirdik. O Sakarya'daki iş biraz için bence magazinel kısmı bir alakası yok. Yani Türkiye'de 81 tane kom müdürümüz var. O da o gün kom müdürü ve bunu hemen Nisan ayında biz onun FETÖ'cü olduğunu bilmiyoruz. Bu matruşka gibi. Açıyorsunuz içinden bir şey çıkıyor. Bir mahrem imam bir şey söylüyor, bir bakıyorsunuz ki görevde tuttuğunuz bir adam FETÖ'cü çıkıyor. Ve bir ifade geliyor. Veya herhangi bir yeni
dijital bir bilgiye ulaşıyorsunuz. O dijital bilginin içerisinde bütün bunlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Şimdi potansiyel olarak da herkesi suçlu tayin edemezsiniz. Yani böyle bir hakkınız da söz konusu değil. Ve bütün bunlara adım adım gidiyorsunuz. Bu kişinin yaptığı bir ilin bir kom müdürü, kaçakçılık organize müdürü. Ve orada bu olayın o kısmıyla da çok uğraşmış falan değil. Ben işin başından beri yani 15 Temmuz'da İçişleri Bakanı değildim. Daha sonra bir Eylül tarihi itibariyle, 1 Eylül 2016 tarihi İçişleri Bakanı oldum. Hemen gelir gelmez buraya özel bir ekip görevlendirdik ve bu özel ekip istihbarat, terör, kom hep birlikte çalışarak bir sonuç üretmeye çalıştı. İki türlü mesele vardır adil yurtsuz meselesinde. Birincisi şudur, bir ihmaller dizisi var. Bu açık, bunun soruşturması ve hem idari hem adli soruşturması devam ediyor. Bitme aşamasına da geldi. Var yani. İhmaller dizisinin bir kısmı insani. Neden insan? O göceyi siz de yaşadınız. Yani tarihe tanıklık edenler ve katkı koyanlardan bir tanesi de sizsiniz. Teşekkür ederim. Şimdi burada ihmaller var, yoğunluk var, kasıt var. Bizim bu üçünü birbirinden ayıkladığımız bir durum şu anda söz konusu. Yani bütün arkadaşlarımızın ayıkladığı bir durum söz konusu. Kimin ihmali var? Kimin işinin yoğunluğundan dolayı bu meseleye samimi ama... Kiminde kastı var. Kiminde kastı var. Bizim buna karşı bir ayıklamamız söz konusu ama Adil Öksüz denilen kişiden ya daha önemli bir kişi var içeride yani. En az onun kadar Kemal Batmaz denilen bir adam var. Yani mesela bu da perdelenmeye çalışıldı bir dönem. Yani bunun önemi de esas itibariyle perdelenmeye çalışıldı. Yani o gece irtibat kuranlardan Amerika'da birisiyle hatta namazınızı bozun diyebilecek kadar irtibat kurmaya çalışanlardan bir tanesi de oydu. Yani FETÖ meselesi sadece bunu orayla da görmemek lazım. Ben bir soru sordum mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na seçim döneminde. Cevap vermedi. Siz hangi diş hekimi muayenehanesinde FETÖ'nün en üst düzey yöneticilerinden birisiyle bir araya geldiniz ve yurtta sulh, cihanda sulh kavramını kullandınız. Siz bunu açıklamayacak mısınız ya da açıklayacak mısınız? Ben açıklamasını mısınız? Bekliyorum. Yani insani bir soru soruyorum yani. Ben onun gibi Süleyman Soylu 5 paralık... O zaman kimle görüştüğünü biliyorsunuz Süleyman ama. Bilmem mi? Süleyman Soylu 5 paralık bir adamdır kiminle demiyorum. Kiminle görüşmüş? Ben madem 5 paralık bir adamım, ondan sonra kiminle görüştüğünü, yurtta sulh, cihanda sulh kavramı ilk kez nerede kullanıldığını ve orada ne görüştüklerini, ondan ne istediklerini, o da bu konuda daha sonra hangi adım attıklarını açıklasın. Yani her şeyi konuşuyorlar böyle güzel bir şekilde, güzel bir değerlendirmeyle ortaya koyuyorlar, açıklasın. Ha buna da İçişleri Bakanlığı bilgimle sahip değilim ha. Ya yani böyle bir bilgiye sahip değilim. Ben İçişleri Bakanlığı bilgimle bugüne kadar ben bunu ayıp addederim, antidemokratik bulurum ve yanlış bulurum. İçişleri Bakanlığı bilgimle sahip değilim. Sadece beşeri münasebetlerimle sahip olduğum bir bilgidir ve çok da sağlam bir bilgidir. Desin ki ben gitmedim. Böyle bir şeyle görüşmedim. Yurtta sulh, cihanda sulh kavramı da ilk önce orada kullanılmadı. Ya yani bu kadar açık ve net. Şimdi bu kadar girift olan bir hadiseyi elbette kararlılıkla beraber çözmek durumundayız. Bunu Avrupa'da başka taraflarda elbette ki bir engelleme ortaya koyabileceklerdir diye düşünürüm. Çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir saattir bir aradayız ama var başka sorularda. İnşallah başka zaman. Çünkü tarafsız bölge de başlayacak. Dolayısıyla özel röportajı burada noktalıyoruz. Teşekkür ederiz CNN Türk'ün sorularını yanıtladığınız için Sayın Bakan. Ben de çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu önümüzdeki dönem hem terörden arındırılmış ve biraz önce örneğini verdiğim gibi Türkiye'de her organizasyonun, her siyasal partinin, her düşüncenin, her sivil toplum yapısının, her bir bireyin terör karşısında kendi memleketinin menfaatlerini en üstün tutabileceği bir dönem olacağı inancını taşıyorum. Bunun için dua ediyorum ülkemiz için. Biz çünkü buralarda bugün varız, yarın yokuz. Hepimiz öyleyiz. Ne kadar olacağımız, ne kadar olmuyor. Ama cennet bir coğrafyada yaşıyoruz. Ya bu cennet coğrafyayı birilerinin emellerine sadece kendi çıkarlarımız için alet etmeyelim. Söyleyeceğim budur. Çok teşekkürler. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı sorularımızı yanıtladı. Yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar.